Merhaba, siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarım. Bugün 9 Ekim 2019 Çarşamba İstanbul yarışlarına ait yorum ve kritiklerime başlamadan önce İstanbul'da çim pistin biraz ağır, kum pistin ise nemli olduğu bilgisini verdikten sonra çünkü dün geceden beri İstanbul'a yağmur yağıyormuş, durmuş. Sabahleyin telefon açtım, yaptığım görüşmede havanın şu anda açık olduğu bilgisi verildiler. Muhtemelen yarışlarımız Çim'de de koşulacak diye düşünüyor. Ve fazla da lafı sözü uzatmadan geçiyorum günün dördüncü. Altılı ganyanlarımızın da birinci ayağı olan Handikap 21, 3 yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus 2000 metre mesafeli kum pist bu yarışta günün bankosu. Güne bir banko ile başlıyoruz arkadaşlar. Son koşmuş olduğu yarışı 57,5 kilo sikletle kazanan, daha sonra ondan bir evvelki yarışı yine 61 kilo 60 kilo gibi ağır bisikletle kazanan, bugün için bomboş kilosu 50 kilo gibi bisikletle mücadele edecek olan ve hışman çizik idaresinde koşacak olan 9 nolu Invincible Baby günün bankosu. Pardon. Ben bugün 9 nolu Invincible Baby'nin çok rahat kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yarışta ön tarafta savaş atı kaçar, Rockable kaçar. Bunların ikisi ön tarafta yarışa tempo verirler. Muhtemelen Invincible Baby yarışı 4-5 takip eder. Son düzlükten sonra yaptığı etkili sprintte de yarışı kazanmasını bekliyorum ben Invincible Baby'nin. 50 kilo gibi bisikletle koşuyor. Günün bankosu olarak Invincible Baby'yi önerdikten sonra geçiyorum günün 5. Altılı ganyanlarımızın da ikinci ayağı olan bir şart Lemana koşusuna katılacak 2 yaşlı Safkan İngiliz taylarına mahsus 1200 metre mesafeli çim pist bu yarışta. Gerek orijin gerekse yapmış olduğu start provasında beğenimi kazanan, ben start provasını seyrettim, arkadaş bana gönderdi, baktım. Start provasını çok kolay bir şekilde makinalı tüfek gibi 21,3'ün içerisinde kolay kazanan, adeta ayakları yere değmeyen yalı çapkını gibi koşuyor maşallah. 8 numaralı Lady of Partneria ilk şanslı Safkan. Daha sonra idmanlarında çok beğenimi kazanan bir benekli kız torunu olan 7 nolu kız Cem, kızı ikinci şanslı Safkan. Son olarak da İstanbul'dan iyi durumda olduğu bilgisini aldığım bir nolu Aslı Gelin, Aslı Gelin deyip sırayla bu yarışı verecek olacak olursam sizlere 8, 7 ve 1 sıralamasını öneriyorum. Siz sevgili yarışsever mensubu dostlar arkadaşlarıma deyip geçiyorum günün 6. Altılı ganyanlarımızın da 3. ayağı olan kısa vade 8, 3 yaşlı Safkan'ın Arap taylarına mahsus 1600 metre mesafeli çim pist bu yarışta. Şimdi arkadaşlar bu yarışı koşturak evvela bir önemli. Startla beraber duman kaçar. Megastar ön tarafa kaçar. Baba hakkı kaçar. Muhtemelen yarışın ön tarafta süratli gideceğini bildiğimden dolayı bugün için sonlarda etkili sprint yapabileceğini bildiğim 4 nolu güneşi gördüm. İlk şanslı Safkan. Daha sonra yine bugün için sonlarda etkili sprint yapabileceğini bildiğim 5 nolu Korkmaz Efe. İkinci şanslı Safkan. Daha sonra fizikman kendini çok beğendiğim mükemmel fizikli. Yine sonlarda çok diri gelebilme özelliğine sahip 6 nolu Uçan Beyhan. Bunun altını çiziyorum. Üçüncü şanslı Safkan. Daha sonra bugün için önde boş kalır mı? Bence kalmaz ama olur ya, bazı jokeyler yatıveriyorlar. Duman önde boş bırakırlar. İki boy iki boy gider, viraj döner gelir. Önde boş kalması durumunda 3 nolu Duman. Daha sonra şanslı Safkan. Daha sonra her ne kadar kilosu ağır olsa da 1 numaralı Megastar. Koşunun çok büyük favorisi. Ancak dişi at olma özelliği olan. Ben bu kadar erkek atın içinde dişi atı tutup da tek veremem. AGF'de de çok büyük favori çıkmış. 7 nolu son olarak da 7 nolu Gurbet Ateşi deyip sırayla bu yarışı verecek olacak olursam sizlere 4 5 6 3 1 7 sıralamasını önerdikten sonra sizlerden bir dakikalık ara rica ediyorum ikinci video için.